neler, artık sen de bir aile hekimi gibi olmuşsun orada mı, tedavi ediyorsun. Anneler böyle anlatıyorlar böyle bir sürü. Neler yapıyorlar çocuklar? Şeyden beri, cumadan beri ilaç kullanıyorum. Hiç serozotik oldu mu? Orta kulakta sıvı birikmesi oldu mu? Hiç olmadı. Hiç duymayla ilgili bir problem var mı? Bir şey bakayım oğlum. Komşular senden şikayetçiymiş, çok horluyormuş. Aslan gibi kükrüyormuşsun evde. Niye öyle? Aç bakayım ağzını kocama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslan gibi kükre bakayım bir. Yap bakayım. Kükresene oğlum. Süzüklerine bakıyorum, korkma. Evet. Tüh. Kükre bakmış valla. Ben fark ettim. Ya bu sümükler oğlum böyle. Git dur bakalım. Ciğerleri de hıyıl hıyıl. Ama şey değil. Şu anda tedavi alması lazım. Çünkü geçen sene geniz eti alınmış. Bu kadar kısa sürede geniz etinin tekrar etmesini aslında beklemiyoruz. Şu anda bence acil tekrar bir geniz eti ameliyatı olmasını gerektirir bir durum da yok. Önce o burundaki salyanın, sümüğün geçmesi lazım, enfeksiyonun geçmesi lazım. Kulaklarında çok hafif sıvı var, hafif ciğerlerinde sekresyona bağlı enfeksiyon var. Önce tedavi, tedaviden sonraki duruma bakmak lazım. Bir de şimdi Mart ayına geldik, Nisan, Mayıs, Haziran, yaz geliyor. Muhtemelen yazın zaten tamamen düzelecek, çok aceleci davranmamak lazım. Yani öyle hemen tekrar bir geniz eti ameliyatı olmasını gerektirir bir durum görmüyorum ben açıkçası.